Arkadaşlar, derse tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü ilk konumuz Türkiye'de arazi kullanımıyla işe başlayacağız. Şimdi Türkiye'de arazi kullanımıyla alakalı benim öncelikle bilmem gereken bazı şeyler var. Bunlardan en temel kural nedir? Şu, benim Türkiye'nin arazi yapısını iyi biliyor olmam lazım. Şimdi sevgili Burak, Evet hocam. Türkiye'nin genel arazi yapısı nasıldır sence? Dağlık bir ülke miyiz yoksa daha düz bir ülke miyiz sence? Bölgelere göre değişiyor hocam. Bölge. Peki genel olarak ne söyleyebilirsin? Genel olarak yarı dağlık, yarı düz diyebiliriz bence. Yarı dağlık, yarı düz Türkiye. Ama biz genel olarak Türkiye ile alakalı hatırlıyorsanız şunu söylüyordum. Türkiye dağlık ve engebeli bir ülkedir genel itibariyle. Bakın bunun ispatını da şu anda renklendirdiğim maddeyi lütfen herkes bir okusun. Türkiye topraklarının bakın %60'ından fazlası eğimin %15'in üzerinde olduğu bölgeler. Yani bunun anlamı şu, eğimin %15'ten fazla olduğu araziler sevgili arkadaşlar dağlık arazi grubuna giriyor. Ki gördüğünüz üzere Türkiye'nin demek ki %60'ı dağlık arazi kategorisinde değerlendirilebiliyor. Şimdi bu konu dediğim gibi zaten çok kısa bir konu. Bununla alakalı benim bilmem gereken birkaç tane şey var. Onlardan birincisi de şu. Şimdi biz bu yer şekillerini değerlendirirken 3 ana kategori üzerinden gidiyoruz. Nedir bu kategoriler? Bakın birincisi ovalık araziler. Biz ovalık arazileri sevgili arkadaşlar temel olarak yerleşme ve tarımsal faaliyetler için kullanıyoruz ama günümüzde bu ayrım birazcık kalktı. Biz ovalarda tarım da yapabiliyoruz, hayvancılık da yapabiliyoruz, hatta sanayide yapıyoruz. Fakat şimdi birazdan bununla alakalı önemli bir alt başlık açacağız. Ya, ama biz genel itibariyle düşünecek olursanız, biz ovalık alanlarımız daha çok tarımsal faaliyetler için kullanmamız gerekiyor. Bu ilk kural. Hocam, bir şey sorabilir miyim? Efendim, tabii ki. Bu renklendirdiğiniz kısımları not almamız gerekiyor mu? Not alabilirsiniz de ama ben bunları size PDF'leri atacağım fakat büyük ihtimal size atarken bu renklendirilmiş kısımlar çıkmayacak. Yani o yüzden şey yapabilirsiniz. Sayfa sayfa ekran görüntüsü alabilirsiniz mesela kendinize ya da ben zaten çok hızlı ilerlemiyorum. Ben anlatırken siz bir yandan bu renklendirdiğim yerleri yazabilirsiniz yani. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Dedik ki bizim ikinci yer şeklimiz sevgili arkadaşlar platolardır aslında. Bakın şurada yüksek yaylalar adı altında değerlendirilmiş bu. Şimdi yaylalar için dedik ki evet yaylalar düz arazilerdir. Fakat yüksekte oldukları için genellikle tarıma çok elverişli değiller. Peki ben madem ki burada tarım yapmayacağım ne yapabilirim? Bakın buradaki ana faaliyetimiz de hayvancılık. Bonus bilgimiz ise turizm faaliyetlerinde kullanıldığını görüyoruz. Mesela buna bir örnek vermek istersek Türkiye'nin en meşhur platolarından bir tanesi kimdi? Erzurum Kars platosu vardı hatırlarsanız. Erzurum Kars deyince de zaten hepimizin aklına ilk başta ne geliyor? Büyükbaş hayvancılık geliyor diyebiliriz. Üçüncü kısımda ise yüksek ve dağlık alanlarda işte hayvancılık faaliyetlerinden bahsetmiş ama biz bunu şimdi birazdan daha fazla açacağız. Şimdi bakın bu konuyla alakalı soruların çok büyük kısmı sevgili arkadaşlar şuradaki başlığı da görüyorsunuz. Arazi kullanımı ile alakalı bunun doğru mu yoksa yanlış mı kullanıldığına örneklerin olacağı sorular gelecektir. Mesela bakın şu var. Burada bir örnek verilmiş bize. Diyor ki verimli ovaların üzerine sanayi tesisin kurulması yanlış bir arazi kullanımıdır. Çünkü adı üstünde zaten bu ovalar verimli olduğu için biz bunları daha çok tarım üzerine kullanmamız gerekirken bakın Türkiye'de İzmit ve Adana'da ne yapmışız biz? Almışız bu verimli toprakların üzerine sanayi tesisi kurmuşuz. Bu da bizim için yanlış bir arazi kullanımıdır. Bakın daha sonra devam edecek olursak mesela diyor ki bakın bitki örtüsünün yok edilerek tarım alanlarına dönüştürülmesi. Şimdi bu size iyi bir şeymiş gibi gelebilir ilk etapta. İşte insanlara besin kaynağı yaratıyoruz ama değil. Çünkü dünyada araziyi düzgün kullandığınız zaman senin bitki örtüsünü ve ormanları yok etmene gerek olacak bir durum.
ortadan kalkar diyebilir arkadaşlar. Şimdi dedik ki biz şu ana kadar düz ve yarı düz olan bölgelerden bahsettik ama dersin başında da hatırlarsanız şunu söylemiştim ben size. Türkiye topraklarının %60'ı dağlık. O zaman benim bunun kullanımıyla alakalı neler yapmam lazım? Öncelikle buna bakalım. Mesela bakın, Türkiye'nin dağlık ve engebeli olmasının sonuçları. Bakın şu tablo, mesela bize sadece arazi kullanımında işe yarayacak bir bilgi değildir bu. Bu tablo bize iklim konusunda da yardımcı olabilir. Bize diğer ekonomik faaliyetlerle alakalı konularımızda da bakın yardımcı olacaktır. Mesela bakın, yüksek ve engebeli olmasının en önemli iki özelliği şunlardır sevgili arkadaşlar. Hidroelektrik potansiyelinin yüksek olması bir, kış turizminin yapılması bu da iki. Şimdi peki aranızdan yine bir gönüllü seçiyorum. Levo burada mısın? Buradayım, buyur. Levo'cum, Türkiye'de bana kış turizminin yapıldığı bir tane dağ söyler misin? İliyle beraber. Alan Döken nerede? Evet. Bir. Cansu. Bursa Uludağ. Bursa Uludağ, güzel. Rabia. Aklıma gelmedi. Mesela ben senin yerine söyleyeyim. Kayseri Erciyes olabilir. Başka var mı söylemek isteyen gönüllü? Uludağ bazı olabilir mi? Hocam Kartepe'de olur değil mi? Efendim? Kartepe. Kartepe olur, çok güzel. Bolu'da mesela Kartalkaya var, yine olur. Bakın Türkiye'de mesela Karadeniz bölgesinde Ilgaz'ı yine sayabiliriz, Kastamonu, Çankırı arasında. Türkiye'de sevgili arkadaşlar kış turizminin yapılmadığı tek bir bölge var, o da Ege bölgesidir. Peki sorum şu, Melike burada mısın? Buradayım hocam. Melike'cim, soru sana geliyor. Şimdi Akdeniz Ege'ye nazaran daha sıcak biliyorsun. Ama evet. Akdeniz'de bile kış turizmi yapılıyor. Mesela Antalya'da Saklı Kent denilen bir bölge var. Burada kış turizmi yapılıyor. Ama Ege'de yapılmıyor. Bunun nedeni ne olabilir sence? Dağların uzanış doğrultusu olabilir mi? Dağların uzanış yönü artı dağların boyuyla alakalı bir problemimiz var. Biliyorsunuz Ege'deki dağların boyu birazcık bodur. Kısa boylular yani. O yüzden de üstlerinde kar birikimi birazcık yavaş gerçekleşiyor diyebiliriz. Bu notla da tekrar söylüyorum, bakın kağıtlarınızın üzerine not alabilirsiniz. Türkiye'de kış turizminin yapılmadığı tek bölge Ege bölgesidir diyebiliriz. Hatta ben de şöyle şuraya bir not olarak düşeyim. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, tek bölgenin Ege bölgesi olduğunu duyurduk. Evet, var mı bu arazi kullanımıyla alakalı anlamadığımı sormak istediğim bir yer? Şimdi burada son olarak şöyle ben bir final yapacağım. Bu konunun sorularının çok büyük bir kısmı zaten tahmin edeceğiniz üzere harita üzerinden gelecektir. O yüzden Türkiye'nin genel yapısıyla alakalı her zaman benim söylediğim gibi Türkiye haritasına birazcık hakim olmanız lazım. Yani genel mahiyette neresi daha dağlık, neresi daha düz, bunlar üzerinde birazcık bilginiz olması gerekiyor. Bunun dışında dedik ikinci net olan yer ise bu yanlış arazi kullanımıyla alakalı örnekler. Size bir takım öncüler verecek ve denecek işte hangisi yanlış arazi kullanımına bir örnektir, değildir tarzında. Bu tip sorular karşınıza çıkacaktır. Evet, var mı sorusu olan, anlamadığınız, açıklamamı istediğiniz herhangi bir nokta? Bakıyorum kimse de yok. O zaman geldik Türkiye'nin ekonomisi, ekonomik yapısıyla alakalı yine birkaç bir şeyden bahsedebiliriz burada. Şimdi Türkiye'nin ekonomik yapısıyla alakalı öncelikle şuradan başlayalım. Esra,
Duyuyor musun beni? Evet. Duyuyorsun. Şimdi Esra, şu soruyla başlayalım. Önce biliyorsun bizim üç tane temel ekonomik faaliyet türümüz vardı. Biz bunları birincil, ikincil ve üçüncül diye ayırmıştık. Evet. Türkiye'de çalışanların bu sektörlere dağılımını bana böyle bir büyükten küçüğe doğru yapabilir mi? Mesela Türkiye'de en çok hangi sektörde insan çalışır? Hizmet. Hizmet, yani üçüncü ekonomik faaliyet. Evet. İkinci sonra sırada kim ikinci, var? Sonra birinci. Evet, sanayi. Yani sanayi ve tarım diye gidiyordu. Bununla alakalı evet. Hatırlarsanız size şunu hatırlatmıştım. Ben dedim ki mesela Türkiye'de en az insan tarım sektöründe çalışıyor. Fakat bu demek değildir ki tarımdan az para kazanıyoruz biz. Çünkü bir ülkede tarımda az insanın çalışması aslında oranın makineleştiğini de gösteren bir unsurdu hatırlarsanız. Bizim genel ekonomik yapımız ilk etapta bu şekilde. Şimdi konunun bu kısmı daha çok sizin bu çağdaş Türk tarihi, yani ayet tarih kısmınızda da biraz örtüşüyor. Burayla alakalı işte birkaç tane maddemiz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Ben yine bir takım eklemelerde bulunacağım. Şimdi biz bu ekonomik politika dönemlerini bakın yıl yıl ayırmışız. İşte 23-32, 32-50 dönemleri vesaire diye. Şimdi bizim için en önemli yıl aslında şu 23 ila 32 yılları arasında. Şimdi 1923 ile 32 yıllar arasında öncelikle size şunu sormak istiyorum. Ben hatta buraya not olarak da düşeceğim. Sizce ülke ekonomisinde devletçilik politikası mı benimsenmiştir bu yıllar arasında? Yoksa özel sektörün daha çok hakim olduğu liberal ekonomi mi ön plandadır? Evet. Var mı bu konu? Özel sektör bence. Devlet. 23-32 yılları arasında. Sizce yeni savaştan çıkmış bir ülkede özel sektör mü daha ön plandadır? Yoksa devletçilik mi? Tabii ki cevabımız evet. Devletçilik olacak. Buraya yine bir yine düşüyorum ben. Şöyle devletçilik diye. Tamam. Şimdi dedi ki bu döneme hakim olan anlayışımız bizim devletçilik. Yani yatırımları devlet kendi eliyle yapıyor. Peki devlet bu dönemde ne yaptı? Bakın yaptığı ilk iş şu sevgili arkadaşlar. Vergiyi kaldırdık. Bu aşar vergisi kimden alınıyordu peki? Çiftçilerden. Değil mi? Çiftçilerden alınan vergiydi. Çok güzel. Biz öncelikle işe buradan başladık. Dedik ki biz aşar vergisini kaldırıyoruz. Çiftçinin sırtında çok büyük bir yük var dedik. Bu bir. İkincisi bu dönem ve Cumhuriyet'e aslında damgasını vurmuş bir kongredir kendisi. İzmir İktisat Kongresi sevgili arkadaşlar. Atatürk'ün de katılımıyla gerçekleştiriliyor ve burada bir dizi kararlar alınıyor. Mesela bu kararlardan en önemlisi sevgili arkadaşlar yine Teşviki Sanayi Kanunu. Zaten adından da anlayabileceğiniz üzere burada şunu yapıyoruz biz. Özel sektörü sanayi tesisleri kurmak için teşvik ediyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Özel sektörde bu dönemde para yok. Para bulmaları lazım. Bunu devlet nasıl sağlıyor biliyor musun? Banka. Bankalarla. Peki bu dönemde bildiğiniz bir banka var mı? Osmanlı döneminde kurulmuş olan. Ziraat mı? Ziraat mıydı? Evet, çok güzel. Ziraat. Ziraat Bankası var fakat yeterli değil. O yüzden sevgili arkadaşlar ben buraya ikinci notumu da ekliyorum şöyle. Bu dönemde Türkiye'nin ilk özel bankası kuruldu. Kimdir bu? İş Bankası. İş Bankası. Bankası kuruluyor sevgili arkadaşlar. Dedik ki İş Bankası'nda kurduk. Hayırlı uğurlu olsun. Ve dedik ki bakın son maddeye dikkat edin. Yerli üretimi yabancı ürünlerden korumak için yüksek vergiler uygulanmıştır vesaire diye bundan bahsedebiliriz. Geldik ikinci dönemimize. Bu dönemi böylece kapattık biz. Geldik ikinci döneme. Bu ikinci dönemde 32 ve 50 arasında sevgili arkadaşlar biz şunu yaptık bakın. Kalkınma politikaları. Bu günümüzde bile hala devam eden unsurlardan bir tanesidir. İşte birinci 5 yıllık kalkınma planı, 10 yıllık kalkınma planları gibi. Şimdi bu politikaları benimsedik. Fakat bunda şöyle bir şey oldu. Yine buraya bir dipnot olarak düşebiliriz bunu.
Bu kalkınma politikalarından ikincisi başarısız oldu. İkinci Dünya Savaşı. Evet, çok güzel. Planı başarısız oldu. Bakın. Bunun nedeni ise dedik ki İkinci Dünya Savaşı. Yani biz fiilen bu savaşa girmesek bile etkilerini çok net bir şekilde hissettik. Bakın, devletçilik politikamız hala devam ediyor sevgili arkadaşlar. Burada bir banka görüyoruz. Sümer Bank kurulmuştur diye. Aslında Sümer Bank'ın yanında bir banka daha kurulmuş. Etibank. Çok güzel. Etibank. Sümer Bank ve Etibank'ı kurduk sevgili arkadaşlarımız. Bunlar ne yapıyorlardı? Madenci ve çiftçiyi destekleyen, işte düşük faizlerle kredi veren bankalar olarak karşımıza çıktı. Şimdi devam ettik. Mesela 50-60 yılları, 1950 yılında Türkiye adına çok büyük bir şey oldu. Sizce ne oldu acaba? Samet? Bir bilgim yok hocam. Partili şey miydi? Parti hayır. Evet, evet, evet. Çok güzel. Şimdi bakın, biz 1923'ten 50'ye kadar hep tek partili dönemle ilerledik. Bunun için girişimlerimiz oldu, bir kısmı başarısız oldu ama ta ki 1950 yılına gelinceye kadar biz hep tek partili hayattaydık. Ne zaman ki 1950 yıllara geldik, 50 yılında Adnan Menderes Adalet Partisi ile beraber ülkenin başına geçti. Bu dönemle alakalı şunu söylüyorum sevgili arkadaşlar. Bakın, yine buraya bir dipnot olarak düşeceğim. Ben bu dönemi şöyle adlandırıyorum. Şantiye dönemi. Ne demek şantiye dönemi? Bakın, buradaki maddemizde de var. Yol, liman, barajlar, tüneller. Bu dönemde yapılmaya başlanıyor ve bu dönemle alakalı şu söz kullanılır. Cumhuriyet tarihinin en büyük büyüme rakamlarını yakalamışız biz. Ama bu dönemde aynı zamanda biz şunu yaptık. İlk defa dış borç aldık. Hem de çok yüklü miktarda. Bu da bizim maalesef büyüme hızımızı aslında artırdı. Fakat dış borcumuz fazla olduğundan dolayı bu bize ileride yol, su, elektrik olarak geri döndü. Malumunuz IMF'den bahsediyorum zaten şu anda. Tamam. 60 ile 80 yılları arasında ise bilmeniz gereken tek bir şey var. O da devlet planlama teşkilatının kurulduğunu bilmektir. Bunun dışında çok da başka bir şey bilmiyorum. Mesela 1980 sonrası dönem zaten bizim için güncel coğrafya içerisine giriyor. Burayla alakalı karşımıza çok da fazla soru çıkmayacaktır. Zaten şurayı da sadece hani illa bir not almak istersek şunu işaretleyerek zaten bu dönemde neler olduğunu 3 aşağı 5 yukarı hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet, var mı problem buraya kadar? Anlamadığınız, sormak istediğiniz herhangi bir yer?